arkadaşlar. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı. Ben öğretim görevlisi Muammer Zengin. Elektronik elemanlar ve analiz dersimiz. Bugünkü konumuz transistörler ve FET'ler. İlk önce transistörlerden başlayalım. Transistörlerle ilgili başlangıçta şunu söylemekte fayda var. Transistörlerin icadından sonra elektronin tarihinin ciddi bir anlamda değiştiğini söyleyebiliriz. Özellikle şu anda teknolojinin beynini oluşturan işlemcilerin içerisinde bile onlarca, yüzlerce ve binlerce transistör kullanılıyor. Peki nedir transistör? Transistörün yapısına ve işlevine burada sırasıyla bakalım. Transistör arkadaşlar yarı yatkan teknolojisiyle elde edilmiş önemli devre elemanların başında gelmektedir. Transistörler şekilde de gösterildiği gibi 3 adet katkılı yarı yatkan maddeden ve bu yarı iletkenin arasına yerleştirilmiş PN bileşiminden oluşuyorlar. Transistörlerde arkadaşlar bizim 3 adet katkılı yarı iletken malzememiz var. 1, 2 ve 3 şeklinde. Daha sonra bu katkılı yarı iletken malzemelerimiz arasında PN adını verdiğimiz bağlantılarımız, jonksiyonlarımız var. Transistörde arkadaşlar 3 adet terminalimiz var bizim. Yani 3 tane bağlantı noktamız var. Bunlar base, kolektör ve emitör. Aşağıda arkadaşlar transistörün yapısı gösterilmektedir. Transistörleri biz yapı olarak ikiye ayırabiliriz. NPN transistörler ve PNP tipi transistörler. NPN transistörlerimiz var ve PNP tipi transistörlerimiz var. NPN tipi transistörde arkadaşlar 2 adet N tipi malzeme arasına 1 adet T tipi malzeme, PNP tipi transistörde ise 2 adet P tipi malzeme arasına ise 1 adet N tipi yarı iletken malzeme yerleştirilmesiyle elde edilmiş transistör çeşididir. Burada ister NPN ister PNP transistörlerle ilgili her iki bağlantı noktası arasındaki jonksiyonlara dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten transistörleri arkadaşlar bipolar jonksiyon transistör yani BJT diyoruz. Transistörlerin arkadaşlar iki çeşidi var dedik. NPN ve PNP tipi transistörler. Bir NPN tipi transistörümüz var, bir de PNP tipi transistörümüz var. Burada NPN ve PNP tipi transistörlerimizin sembollerine dikkat edecek olursak transistörlerde 3 adet terminalimiz var. Yani 3 adet bacağımız var diyebiliriz. Bunlar base, kolektör ve emitör bacakları. NPN tipi transistörde transistör sembolündeki okun yönü dışarıya doğrudur. PNP tipi transistörde ise okun yönü içeriye doğrudur. Transistör ister NPN ister PNP olsun. Transistörün bacak isimleri değişmez arkadaşlar. Terminal isimleri aynıdır. Base, kolektör ve emitör. Burada NPN ve PNP transistörlerin arkadaşlar sembolündeki oklar bizim için önemli. Bu okların yönünün dışarıya mı içeriye mi baktığına dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bir transistör sembolünde okun yönü dışarıya doğruysa eğer biz buna NPN tipi bir transistör diyeceğiz. Eğer okun yönü içeriye yönlü ise buna ise PNP tipi transistör diyeceğiz. Peki transistör sembolündeki bu okun yönü bizim için neden önemli? İlerleyen slaytlarda transistör akımlarından bahsedeceğiz. Burada akımların yönleri için bu oklara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani NPN transistörle yaptığımız bir işlemi PNP transistörle, aynı şekilde PNP tipi bir transistörle yaptığımız bir işlemi de NPN tipi bir transistörle yapamayız. Burada akımların yönlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi transistörün çalışmasına bakacak olursak arkadaşlar, ister NPN ister PNP tipi transistör olsun, bunların çalışmasıyla ilgili şunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir DC polarma, bir DC gerilim uyguladığımız zaman arkadaşlar, burada hangi bölgeye ne tür bir polarma uyguladığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Doğru polarma ve ters polarmayı nereye ne şekilde uyguladığımız bizim için önemli. Burada arkadaşlar bu bizim transistörümüz sembolü ise burası base ucumuz, burası kolektör, burası ise emitör ucumuz. Diğer NPN, PNP transistöre bakacak olursak PNP tipi transistörde base, emitör ve kolektör ucumuz. Burada arkadaşlar base ile emitör ucumuzun arasının doğru polarma olması gerekiyor ki güç kaynağında belli zaten. Base ile kolektör ucumuzun arasında ters polarma olması gerekiyor. PNP tipi transistöre bakacak olursak yine burada da aynı şekilde polarlandırmamız gerekiyor. Base ile emitör arasının doğru polarma, base ile kolektör arasında ters polarma şeklinde polarlandırmamız gerekiyor ki biz bu transistörü iletime geçirebilelim. Şimdi arkadaşlar transistör akımlarında 3 tane akım çeşidinden bahsedeceğiz. Bunlar base, kolektör ve emitör akımları. Bu akımlar ve bu akımların analizleri bizim için önemli. Şimdi burada 2 adet transistör sembolümüz yine var. Birincisinde NPN tipi bir transistörümüzün sembolü var. İkincisinde ise PNP tipi bir transistörümüzün sembolü var. Burada bizim akımlarımız ve akımlarımızın yönleri önemli. Base, kolektör ve emitör ucularımız var. Dolayısıyla bir base akımımız, bir kolektör akımımız, bir emitör akımımız var. PNP tipi transistöre bakacak olursak arkadaşlar burada yine base, kolektör ve emitör uçlarımız var. Base ucunda base akımı, kolektör ucunda kolektör akımı ve emitör ucunda emitör akımı var. Burada akımların yönleri bizim için önemli arkadaşlar. NPN tipi bir transistör ve
PNP tipi bir transistördeki akım yönlerine dikkat etmek gerekiyor. Şimdi ilk önce NPN tipi bir transistörün akım yönlerine bakacak olursak, base akımı base'den içeriye doğru, kolektör akımı kolektörden içeriye doğru, emitör akımı ise emitörden dışarıya doğrudur. PNP tipi bir transistöre baktığımız zaman base akımı base'den dışarıya doğru, kolektör akımı kolektörden dışarıya doğru, emitör akımı ise emitörden içeriye doğrudur. Bu akımların yönleri bizim için önemli. Çünkü transistörler akım kontrolü yarı iletken devre elemanlarıdır. Yani biz küçük bir base akımıyla yüksek miktardaki kolektör akımları ne yapabiliyoruz? Kontrol edebiliyoruz. Transistörün kullandığı önemli iki uygulama var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi transistörün anahtarlama eleman olarak kullanılması. İkincisi de transistörün yükselteç olarak kullanılması. Şimdi burada base, kolektör ve emitör arasındaki matematiksel ilişkiye bakacak olursak arkadaşlar, devre analizi dersinden de hatırlarsak eğer iki tane yasadan bahsetmiştik. Kirchhoff gerilim ve Kirchhoff akım yasaları. Kirchhoff gerilim yasası bize şunu söylüyordu. Bir düğüm noktasına giren akımlar ile çıkan akımların toplamı birbirine eşittir. Kirchhoff gerilim yasası da bize bir kapalı devre üzerindeki tüm elemanların gerilimlerinin cebirsel toplamının sıfır olduğunu söylüyordu. Şimdi burada NPN tipi bir transistörü bir düğüm noktası olarak düşünürsek eğer, bu transistörü bir düğüm noktası olarak düşünürsek, transistöre giren akımlar base akımları ve kolektör akımları. Transistörden çıkan akım ise emitör akımları. PNP tipi bir transistöre bakalım. PNP tipi transistörde transistöre giren akımlar emitör akımı, çıkan akımlar ise base ve kolektör akımları. Kirchhoff gerilim yasasında bize şunu söylüyordu. Bir düğüm noktasına giren akımların toplamı çıkan akımların toplamına eşittir. Dolayısıyla biz bir transistörde ister NPN tipi bir transistör olsun ister PNP tipi bir transistör olsun, base ve kolektör akımlarının toplamlarının emitör akımına her zaman eşit olduğunu söyleyebiliriz. Burada base akımı için şöyle bir ifadede bulunmakta fayda var. Base akımı kolektör ve emitör akımlarının oranla çok çok küçük bir akımdır. Burada transistördeki en büyük akım değeri ise işte matematiksel ifadenin anlaşılacağı üzere emitör akımıdır. Şimdi transistörde arkadaşlar iki türlü kazançtan bahsetmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi alfa DC, bir tanesi beta DC kazançlarımız. Burada alfa DC ve beta DC akım kazançları bizim için önemli iki tane ifade. Alfa DC akım kazancı emitör akımının kolektör akımına oranıdır. Beta DC akım kazancı ise kolektör akımının base akımına oranı olarak ifade edilebilir. Burada transistör katalaklarında ve transistör datasheetlerinde beta DC genellikle HF olarak da gösterilir. Burada seçeceğimiz transistördeki kazançlara bakmak seçmeden önce bizim için önemli. Alfa DC ve beta DC kazançlarına bakmak. Tekrar söylemekte fayda var. Transistör katalaklarında beta DC HF olarak gösteriliyor. Şimdi buraya kadar olan kısımda transistör akımlarından bahsettik. 3 adet transistör akımımız var dedik. Bunlar base, kolektör ve emitör akımları dedik. Base akımı için özellikle kolektör ve emitör akımının oranı çok çok küçük bir değerlidir dedik. Ve biz transistörü bir akım kontrolü yarı iletken devre elemanı olarak tanımladık. Ve emitör akımı için de şunu söyledik. Emitör akımı base ve kolektör akımlarının toplamına eşittir. Bunlar bizim için önemli iki ifade. Şimdi transistör akımlarından sonra transistör gerilimlerine bakalım. Transistörde 3 tane gerilimden bahsedeceğiz arkadaşlar. Birincisi VE emitör gerilimimiz. İkincisi VC kolektör gerilimimiz. Üçüncüsü ise VB base gerilimimiz. Şimdi burada şekil 7'ye bakacak olursak arkadaşlar, burası bizim transistörümüzün base, burası kolektör, burası ise emitör ucumuz. Base'e bağlı bir RB base direncimiz var. Kolektöre bağlı bir RC kolektör direncimiz var. Daha sonra 2 adet de gerilim kaynağımız var. Şimdi burada VBE base emitör arasındaki gerilim, VCE kolektör ile emitör arasındaki gerilim, VCB ise kolektör ile base arasındaki gerilimi ifade ediyor. Tüm transistörlerle ilgili şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. VBE gerilimi 0,7 volta eşittir. Burada VC gerilimi VCC eksi IC çarpı RC değerine eşit olur. Burada VB değerinde tüm transistörlerde silisyumdan yapıldığı için 0,7 volta eşit diyebiliriz. Buraya kadar anlattığımız kısımla ilgili şöyle bir örnek üzerinde konuyu toparlayacak olursak, aşağıda verilmiş bir adet devremiz var arkadaşlar. Bu devremiz iki tane bölmeden oluşan bir devre. Burada base ucuna bağlı 100 kilo ohmluk bir base direncimiz, kolektör ucuna bağlı 1 kilo ohmluk bir kolektör direncimiz,
5 volt ve 10 volt şeklinde 2 adet de gerilimimiz var. Soruda bize beta DC 100 olarak vermiş. İstenilen şeyler ise base akımı, kolektör akımı, emitör akımının değeri, daha sonra base kolektör gerilimi, base emitör gerilimi ve kolektör emitör geriliminin değerinin ne olduğunu soruyor. Şimdi transistörlü problemlerde arkadaşlar devre analizinde kullandığımız Kirchhoff gerilim, Kirchhoff akım yasaları ve benzeri temel devre analiz yöntemlerini kullanabiliriz. Dolayısıyla bu devreyi de analiz ederken hem birinci bölüm hem de ikinci bölümde Kirchhoff gerilim yasalarını kullanarak biz burada base, kolektör, emitör gerilim akımlarını bulacağız. Daha sonra da base kolektör, base emitör ve kolektör emitör arasındaki gerilimleri hesaplayacağız. Şimdi ilk önce birinci kısımda bir tane Kirchhoff gerilim yasası yazarsak eğer, peki birinci kısımda biz bir Kirchhoff gerilim yasasını nasıl yazacağız? Devrimin sol alt köşesini referans olarak alırsak eğer, saat yönünde bir Kirchhoff gerilim yasası yazmamız gerekiyor. Kirchhoff gerilim yasası bize şunu söylüyordu. Kapalı bir devre üzerindeki tüm elemanların üzerindeki gerilimlerin cebirsel toplamı sıfırdır. Şimdi bizim burada iki adet kapalı devremiz var. Birinci kapalı devremiz bu kısım, ikinci kapalı devremiz ise bu kısım. Biz burada yapacağımız şey şu, birinci kapalı devredeki tüm elemanların üzerindeki gerilimlerin cebirsel toplamını bulup sıfıra eşitleyeceğiz. Daha sonra ikinci kapalı devredeki tüm elemanların gerilimlerin cebirsel toplamını bulup sıfıra eşitleyeceğiz. İlk önce birinci kısımdan başlayalım arkadaşlar. Sol alt köşeden başlayıp saat yönünde tekrar başladığımız noktaya geri gelirsek eğer, eksi 5 volt artı base akımı çarpı base direnci, yani IB çarpı 100K artı base kolektör arası gerilim artı VB, tekrar başladığımız noktaya geri geldik, eşittir 0. Ne yapmış olduk burada? Birinci bölümde Kirchhoff gerilim yasasını yazmış olduk. Bu ifadeyi yazdıktan sonra yapılması gereken tek şey gereken matematiksel düzenlemeleri yapmak. Burada eksi 5 volt artı base akımı çarpı 100 kilo ohm artı VBE'nin ister NPN ister PNP tipi transistör olsun 0,7 volt olduğunu zaten biliyorum. Buradan ben base akımını gerekli matematiksel işlemleri yaptığım zaman 43 mikro amper olarak bulurum. Soruda bizde istenen akımlardan bir tanesini bulmuş olduk. Base akımı. Peki kolektör akımını nasıl bulacağız? Kolektör akımını bulabilmek için de beta DC'den yararlanabiliriz. Beta DC'nin, beta DC akım kazancının kolektör bölü base olduğunu biliyorum. Yani beta DC akım kazancı kolektör akımının base akımına oranıdır. Buradan kolektör akımını yalnız bırakırsak eğer, beta DC çarpı base akımı bize kolektör akımına verir. Beta DC'miz soruda 100 olarak verilmişti. 100 ile 43 mikroamperi çarptığımız zaman burada da kolektör akımımız 4,3 miliamper olarak karşınıza çıkar. Base akımını bulduk, kolektör akımını bulduk. Şimdi de emitör akımını nasıl bulacağız? Emitör akımı için şunu biliyorum ben. Base ve kolektör akımlarının toplamına eşitti. Burada da base ve kolektör akımlarını topladığım zaman da emitör akımım 4,343 miliamper olarak karşıma çıkar. Şimdi burada transistör akımlarını bulduk. Base, kolektör ve emitör akımlarını bulduk. Peki transistör gerilimlerini nasıl hesaplayacağız? Bunun için de arkadaşlar ikinci kısımda birinci bölüme için bir Kirchhoff gerilim yasası yazdık. Şimdi de ikinci kısım için bir Kirchhoff gerilim yasası yazalım. Yapacağımız şey belli. Sol alt köşeyi referans alacağız. Saat yönünde bir Kirchhoff gerilim yasası yazacağız. Sol alt köşeyi referans aldıktan sonra hareketle eksi VC kolektör emitör gerilimi artı kolektör akımı çarpı kolektör direnci artı 10 voltluk bir gerilim kaynağım var. Tekrar başladığım noktaya geri geldiğim zaman 0. Bundan sonra değerleri yerine koyduğumuz zaman buradan VC gerilimimiz 5,7 volt olarak karşımıza çıkar. Soruda yine VB'yi de soruyordu. VB sabit 0,7 volttur. Burada VC kolektör emitör arasındaki gerilimi bir Kirchhoff gerilim yasası yazarak bulduk. VB'nin 0,7 volt olduğunu zaten biliyoruz. Kalan tek şey VBC gerilimi kalıyor. Transistör etrafında 3 gerilimden bahsettik. Kolektör emitör gerilimi, base emitör gerilimi ve kolektör base gerilimi. Bu 3 gerilimin de arkadaşlar cebirsel toplamı Kirchhoff gerilim yasasına göre 0'a eşittir. Dolayısıyla biz buradan VBC gerilimini kolektör emitör arasındaki gerilim eksi base emitör arasındaki gerilim, yani 5,7 volt eksi 0,7 volttan 5 volt olarak buluruz. Bu standart olarak transistörle ilgili çözülen ve sorulan en temel sorulardan bir tanesi. Bu soruda arkadaşlar base, kolektör, emitör,
3 adet transistör akımını, daha sonra da transistörlerle ilgili gerilimleri hesaplamış olduk. Transistörlerden sonra arkadaşlar FET'lere geçelim. FET'ler de arkadaşlar file effective transistörler, yani alan etkili transistörlerdir. Transistörlerle ilgili şunu söylemiştik. Transistörler akım kontrolü devre elemanlarıydı. Yani küçük bir base akımıyla yüksek miktardaki kolektör akımları ne yapıyorduk? Kontrol ediyorduk. Transistörler aynı zamanda anahtarlama elemanı ve yükselteç olarak da kullanılıyordu. FET'ler için şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. FET'ler transistörlerden farklı olarak gerilim kontrolü devre elemanlarıdır. Yani bunlarla gerilim kontrolü yapılır. Bu arada FET'in açılımı file effective transistördür. Yani alan etkili transistör. BJT'ler, yani transistörler ile FET'ler arasındaki farklara bakacak olursak arkadaşlar, BJT'ler yani transistörler akım kontrollü devre elemanıdır. FET'ler ise gerilim kontrolü devre elemanlıdır. Kesinlikle transistörler ve FET'ler arasındaki bu iki farkı bilmek gerekiyor. Biz BJT'lerle, yani transistörlerle akım kontrol ederiz. Akım kontrolüdür bunlar. Ancak FET'ler ise gerilim kontrolü devre elemanlarıdır. Bu iki farkı kesinlikle iyi bilmek gerekiyor. BJT'lerin tipik AC kazancı FET'lere nazaran daha yüksektir. FET'lerin ısıl kararlılığı yine BJT'lere göre daha yüksektir. FET'ler boyut olarak BJT'lere göre daha küçüktür. Dolayısıyla tümleşik devrelerde, karışık devrelerde FET'lerin kullanılması daha faydalı olabiliyor. Burada görüldüğü gibi arkadaşlar FET'lerin BJT'lere nazaran üstünlükleri bulunmaktadır. Bu nedenlerden dolayı bazı uygulamalarda FET'leri kullanmayı tercih edebiliriz. Peki FET'lerin çeşitleri var mıdır? Varsa bu FET'lerin çeşitleri nelerdir, özellikleri nelerdir, hangi devrelerde, hangi amaçla kullanılırlar, onlara bakalım. FET'ler arkadaşlar JFET, MOSFET ve MESFET olarak 3 gruba ayırabiliriz. Burada uygulamalarda en çok kullanılan FET çeşitlerimizden bir tanesi ise MOSFET'tir. Şimdi ilk önce FET'lerin ilk çeşidi olan JFET'lere bakalım arkadaşlar. JFET'ler FET'lerin içerisinde akla ilk gelen FET çeşididir. FET'lerde PN jonksiyonu kullanıldığı için jonksiyon ismini almaktadır arkadaşlar. JFET'in ismindeki J harfini almasının sebebi içerisinde bir PN jonksiyonunun olması. Mesela MOSFET'te bundan bahsetmeyeceğiz. Jonksiyon yoktur diyeceğiz. Dolayısıyla içinde bir jonksiyon olduğu için JFET, yani jonksiyon alan etkili transistör olarak JFET'i söyleyebiliriz. JFET'lerde de arkadaşlar transistörlerdeki gibi 3 adet terminal bulunur. Bunlarla ilgili bu terminallerimiz bizim gate, drain ve source ile ifade edilir. GRF bizim JFET'imizin ya da FET'imizin bir ucunu, drain D harfi ile, source ile S harfi ile ifade edilir. Şimdi burada 2 adet FET çeşidimiz var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi N kanallı bir JFET, bunlardan diğeri ise P kanallı bir JFET. JFET'ler için ben şunu biliyorum, 3 adet terminalimiz var. Gate, drain ve source. Buradaki G, D ve S harfleri bu terminalin isimlerini sembolize ediyor. Bu N kanallıydı, bu ise P kanallıydı. Burada ise N kanallı bir JFET'imin sembolü, burada ise P kanallı bir JFET'imin sembolü var. Şimdi N kanallı JFET ve P kanallı JFET'teki sembollere dikkat edecek olursak, burada N kanallı JFET'te okumuzun yönü gate'den içeriye doğrudur. Bu önemli. Okumuzun yönü gate'den içeriye doğru. P kanalı MOSFET'te ise okum yönü gate'den dışarıya doğrudur. Aslında transistör gibi düşünebilirsiniz. Transistörde de biz NPN tipi bir transistörde okum yönü dışarıya doğru, PNP tipi bir transistörde ise okum yönünün içeriye doğru olduğunu söylemiştik. Burada FET'lerle ilgili, JFET'lerle ilgili bir de kanal ifadesine dikkat etmek gerekiyor. Burada JFET'in en kanallı bir JFET'te drain ve source ucumuz, en kanallı bir JFET'te drain ve source ucumuz en kanalına bağlıyken, gate ucumuz ise her iki yandan P kısımlarına bağlı. Burada P kanallı bir JFET'te drain ve source ucu P kanalına bağlıyken, gate ise her iki taraftan N ucuna bağlı durumdadır arkadaşlar. Burada biz JFET'leri kendi içerisinde N kanallı ve P kanallı olmak üzere iki gruba da ayırmış olduk. Burada N kanallı ve P kanallı JFET'lerin yapısında gate'in N kanalda her iki taraftan P ucuna bağlı olması, drain ve source'un N kanalına bağlı olması ve akış yönünün drain'den source'a doğru olması yine bizim için önemli iki tane durum. Burada arkadaşlar bizim JFET'imizin gerilim altındaki bazı gösterim var. Burada
N kanallı bir JFET'in çalışmasını gösteriyor arkadaşlar. Bu sembol N kanallı bir JFET'e DC polarıma uygulandığı zaman. Şimdi burada bizim N kanallı bir JFET'imiz var. Biz bu N kanallı JFET'e bir VDD gerilim uyguluyoruz. Dikkat ederseniz VDD gerilimimizin artı ucu direğine, eksi ucu ise source'umuza bağlı. Bu bizim VDD gerilimimiz. Daha sonra bir de VGG geriliminden bahsedeceğiz. O bir sonraki slaytımızda. Burada VDD gerilimi drain source polarmasını sağlıyor ve drain'den source'a doğru bir akım akmasını sağlıyor. Yani özetleyecek olursak arkadaşlar bir VDD gerilimimiz var. Bir ucumuz artı ucumuz drain'e, eksi ucumuz ise source'a bağlı. Burada VDD gerilimimiz, yani bu gerilimimiz bizim drain'den source'a doğru bir ED drain akımı akmasını sağlıyor. Bir de VGG gerilimimiz var. VGG gerilimine dikkat ederseniz arkadaşlar gate ile source arasına bağlı. Gate ile buradan source arasına bağlı. Burada VGG gerilimi gate source arasında ters polarma sağlar. P bölgesi etrafındaki gri alan ise ters polarmanın etkisiyle meydana gelen azaltılmış bölgedir. Burada bizim P bölgelerimiz var ve bu P bölgelerin etrafında gri alanlarımız var. Bu gri alanlar akımın akışından dolayı azaltılmış bölgelerimiz. Burada bir musluğumuz var arkadaşlar. Biz aslında bir JFET'i musluğa da benzetebiliriz. Burada source ve drain'i, source'u kaynak, drain'i süzgeç olarak, gate'i de oradaki suyun akışını kontrol eden anahtar olarak düşünebiliriz. Şimdi JFET'lerin önemli çeşitlerinden bir tanesinde MOSFET'ler, yani metal oksit semiconductor fail efektif transistörler, uygulamalarda oldukça sık kullandığımız ve birçok işimizi gören önemli yer iletken değer elemanlardan bir tanesi. Burada MOSFET'lerle ilgili bilinmesi gereken önemli özelliklerden bir tanesi, MOSFET'lerde bir jonksiyon, bir bağlantı yok. Bunun yerine silikon dioksit bir tabaka var. Daha sonra MOSFET'lerle ilgili bilmeniz gereken önemli nokta, çok hassas ve statik elektrikten ciddi anlamda etkilenen devre elemanlarıdır. Dolayısıyla MOSFET'lere müdahale etmeden önce kesinlikle kişinin kendisini topraklaması gerekiyor. Varsa antistatik bilezik kullanılabilir. Kullanacak havyanın düşük güçte olması gerekiyor. Daha sonra kullanılacak havyanın, sökme takma işlemi için kullanacak havyanın da kesinlikle topraklanmış olması gerekiyor. MOSFET'ler arkadaşlar yine gate, drain ve source adında 3 adet ucumuz, yani terminalimiz var. Burada MOSFET'lerin görseline bakacak olursak arkadaşlar, gate ucumuz silikon dioksit tabakasıyla bir katmanla kanaldan ayrılmış durumda. Drain ve source uçlarımız ise metal bağlantılarla N kanalına bağlanmış durumda. Şimdi arkadaşlar biz MOSFET'leri azaltıcı tip MOSFET ve çoğaltıcı tip MOSFET olarak iki gruba ayıracağız. Peki azaltıcı tip MOSFET'e biz D MOSFET, çoğaltıcı tip MOSFET'e ise biz E MOSFET diyeceğiz. Burada drain ucunun kanaldan yanaltılmasından dolayı, burada direği bizim gate ucumuzun kalandan bir silikon tabaka aracılığıyla yalıtılmasından dolayı giriş empedansları oldukça yüksek oluyor. Şimdi burada MOSFET'lerin gate ucularının izole edilmiş olması, giriş dirençlerinin oldukça yüksek olmasına, elektrotlar arası iç kapasitansının düşük olmasına sebep oluyor. Bu nedenle MOSFET'ler normal transistörlerin frekans aralığının çok daha üstündeki frekanslarda ve yüksek giriş dirençli yükselteçlere ihtiyaç duyulan devrelerde kullanılabiliyorlar. MOSFET'lerde JFET'ler ve klasik transistörle kıyasla gürültü daha az ve band genişliği daha fazla oluyor. Burada MOSFET'lerin arkadaşlar statik elektrikten etkilendiğini söylemiştik. Dolayısıyla MOSFET montajında ve demontajında, MOSFET tamirinde bu işlemleri yapacak kişinin kesinlikle üzerinde statik elektrik olmaması gerekiyor. Bu esnada antistatik bilezik kullanmakta fayda var. Şimdi burada MOSFET'lerimizin sembolü var arkadaşlar. Burada N kanallı 2 adet MOSFET'imiz görünüyor. Burada da P kanallı 2 adet MOSFET'imiz görünüyor. Şimdi burada arkadaşlar N kanallı biz MOSFET'leri azaltıcı tip ve çoğaltıcı tip olarak ikiye ayırmıştık. Burada ikisiyle ilgili de görsellerimiz var. İlk önce azaltıcı tip MOSFET'in yapısına bakacak olursak arkadaşlar, azaltıcı tip MOSFET'te yine drain, gate ve source uçlarımız var. Gate ucumuz yalıtılmış durumda. Drain ve source uçlarımız ise bir metal plakayla N tabakasına bağlantılmış durumda. N kanallı azaltan tip MOSFET P tipi gövde üzerine yerleştirilmiştir. P tipi bir gövde üzerine yerleştirilmiş. Burada P tipi bir gövdemiz var. N tipi geri iletken maddeden yapılan source ve drain bölgelerine, source ve drain uçları ise bir metalle bağlanmıştır.
Burada MOSFET P üzerine yerleştirilmiş drain ve source metalle bağlantılanmış durumda. Ayrıca source ve drain bölgeleri için içten en tepe kanal bölgesine birbirine bağlanan metal plakalarımız da var. Burada da çoğaltıcı tip MOSFET'e bakacak olursak, çoğaltan tip MOSFET'ler N kanallı ve P kanallı olmak üzere iki tipte üretilirler. Şekildeki yapıdan da görüldüğü gibi çoğaltı tip MOSFET'in temel yapısında fiziksel olarak oluşturmuş bir kanal yok. Burada temel oluşturmuş bir kanal yok arkadaşlar. Normalde azaltıcı tip MOSFET'te burada bir kanalımız vardı. Hemen şöyle hatırlayalım. Bu azaltıcı tip MOSFET'imize dikkat ederseniz drain ve source arasında böyle bir P kanalımız var. Ancak burada çoğaltıcı tip MOSFET'te drain ve source arasında bir kanalımız yok. İster P tipi ister N tipinde olsun. Arada bir kanal yok. Burada arkadaşlar bir MOSFET'in sağlamlığı ile ilgili, bir MOSFET'in sağlamlığı nasıl yapılır? Bir MOSFET'in sağlamlığını test ederken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Ona bakmak gerekiyor. Bu arkadaşlar MOSFET'imizde 3 adet ucumuz var dedik. Bunlar gate, drain ve source uçlarımızdı. Burada MOSFET'in sağlamlığını test ederken bir multimetre kullanabiliriz. Multimetremizi kısa devre kademesini alırsak eğer, bizim MOSFET'imizin drain ve source uçları, eğer kısa devre ise biz bu MOSFET'in arızalı olduğunu söyleyebiliriz. MOSFET'te de arkadaşlar 3 adet terminal var dedik. Gate, drain ve source. Normal bir MOSFET yapısında şurada MOSFET'in bir noktaya tutulduğu kısım da yine drain ucuyla bağlantılıdır. Burada MOSFET'te drain ile source arası eğer kısa devre ise bu MOSFET'in arızalı olduğunu söyleyebiliriz. MOSFET arızalarıyla ilgili şunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Normalde bir MOSFET'in üzerinde enerji varken MOSFET'in arızasını tespit edemeyiz. Mevcut elektronik karttaki enerjiyi kesmemiz gerekiyor. MOSFET'i kart üstünden de sökmemiz gerekebilir. Eğer MOSFET'te yanma, kırılma, çatlama ya da bir patlama yoksa, gözle görülebilir bir arızası yoksa, bizim MOSFET'i yerinden söküp arızasını tespit etmemiz de gerekebilir. MOSFET'ler kanallı yapılar olduğu için kanalları açma kapama şeklinde de yine MOSFET'lerimizin arızasını tespit edebiliriz. Burada drain ve source arasının kısa devre olup olmadığını bakmak MOSFET'lerle ilgili arızayı tespit etmekte en sık kullanılan ve en temel yöntem. Bunun dışında MOSFET arızalarıyla ilgili şunu da söyleyebiliriz. Kolay arızalanan elemanlar olmamakla beraber dokunmadığımız sürece statik elektrikten çok fazla etkileniyorlar. Yani gerilim farkından dolayı ciddi anlamda zarar görebilirler. MOSFET'lerle ilgili çoğaltan tip MOSFET'lerde bir kanal olmadığını söyledik. Azaltıcı tip MOSFET'lerde ise bir kanal olduğundan bahsettik. MOSFET'ler yine elektronikte oldukça fazla kullanılıyor. Özellikle güç elektriğinde oldukça fazla kullanılan yarı iletken devre elemanlarının başında gelmektedir arkadaşlar. Transistörlerin ve FET ailesinin önemli çeşitlerinden bir tanesidir. Birçok uygulamada, birçok tasarımda MOSFET'leri kullanarak tasarımlar geliştirebilirsiniz. Kullanacağınız birçok tasarım programında farklı akım ve farklı gerilim değerlerinde MOSFET çeşitlerimiz var. MOSFET'ler dediğim gibi çoğaltıcı tip ve azaltıcı tip olarak MOSFET'leri biz ikiye ayırdık. Daha sonra çoğaltıcı tip MOSFET'i de kendi içerisinde, şöyle sembolden tekrar göstereyim. Çoğaltıcı tip MOSFET'imiz de yine kendi içerisinde N kanallı ve P kanallı. Azaltıcı tip MOSFET'imiz de yine kendi içerisinde N kanallı ve P kanallı olarak ikiye ayırabiliriz. MOSFET'lerle ilgili arkadaşlar kısa devre tescil arızasının yapabilmesi oldukça önemli. Transistörler ve MOSFET'li devreler oldukça kullanılan ve teknolojide oldukça yer tutan devre elemanları arkadaşlar. Özellikle transistörler dersin başında da söylediğim gibi keşfiyle beraber işlemci teknolojisinin gelişmesi, yüksek kapasiteli işlemci, yüksek bitli işlemcilerle farklı işlemlerin yapılmasına olanak sağlıyor. İşlemci teknolojisi geliştikçe yapılacak işlemlerin sayısı ve alanında genişleyebiliyor. Burada arkadaşlar başka transistörlerle ilgili ve FET'lerle ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Bir transistör ve FET'lerle ilgili anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Başka söylemek istediğim herhangi bir şey kalmadı slaytımı kontrol ettiğim kadarıyla. Hoşça kalın ve kendinize iyi bakın.